Aylio. Aylio. Hoş buldum. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan o kırgın hayatın tam ortasında. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevda'nın camı bana bakıyor. Ben cama. Ve bak sen şu cama. Pencere önünde menekşeler. Bir de Sevda'nın hayali vuruyor içime. İyi oluyor diyorum. Bu sana iyi oluyor. Arada bir arkadaşlar geliyor. Laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya. İç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi Sevda'nın. Resimde Sevda inadına gülüyor. Sevdam gayri resmi. Bilmekteyim. Gel ki biraz da üzerimizde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda. Ben Sevda'nın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Ağzımda fiyakalı bir ıslık. Anlarsın ya, adamın halinden adam anlar. Tankut merhaba, Dilbent Derya, Ömer merhaba, hoş geldik Emre. Hadi bakalım, yeni bir şiire devam edeceğiz. Çok naif. Merhaba Nehir. Melodi sesimiz güzel mi? Bir not iliştirdim başına. Şöyle diyor. Okuyarak öğreneceksin. Ama severek anlayacaksın. Saadet zamanı. Avluya doğru oturmuşuz. Sen ve ben. Endamımız çift. Suretimiz çift. Ruhumuz tek. Sen ve ben. Bulandıran palavralardan azade. Gamsız bir keyif. Sen ve ben. Ne sen varsın ne de ben. Bir olmuşuz aşk elinden. Bu dünyada senin gibi temiz biri yok. Güzel yok. Latif yok. Tez canlı yok. Bu yolda çok olur dil uzatmalar. Sen bizle nasılsın? Artık korkuya mahal yok. Hata yapmak bizde istemediğin kadar. Kötü şöhret, aşk, coşku, sarhoşluk çokça var. Bunların arasında maksat sensin. Sen varsan her şey var. Hoştur bana senden gelen. İnsanın değeri neyle ölçülür bilir misin? Aradığı şeyle. İnsan neyi ararsa ona layıktır. Senden taze. Senden yeşil olmaz bahar. Senden daha parlak olamaz mehtaplar. Senden güzel uyanan seher yoktur. Senden tatlı bir şeker nerede var? Sen cansın. Sen cihansın. Cihan ancak seninle hoştur. Hoş olmayan her şey seninle hoştur. Güzeldir. Huzurludur. Her kim ki az da çok da gözü yok. Zenginlikmiş, yoksullukmuş, derdi yok. Hiç gökyüzü kendi başından dönme sevdasını çıkarabilir mi? Yeryüzü de teninden titremeyi hiç giderebilir mi?
Göklerin yolu senin gönlündedir. Gönül senin yerini tutacak bir kimseyi asla aramaz. Senin vuslat gülünden başka hiçbir gülü asla koklamaz. Aşkta konuşma, aşktan bahsetme yoktur. Aşkı yaşamak vardır. Aşkta gözyaşı dökmek vardır. Bu gözyaşları sana kâfidir. Ey sevgili. Bir kar tanesi. İnsanın değeri neyle ölçülür bilir misin? Aradığı şeyle. İnsan neyi ararsa ona layıktır. Ben biliyordum. Keşke alnıma kalıplaşmış bir taşım olsaydı. Hadi bakalım. Şimdi... Çok uzun zaman önce paylaşılan bir şiirdi bu. Aramıza katılan ve hiç unutulmayan bir şiir. Çok uzun zaman oldu. Hadi bakalım. Melodi sesiniz nasıl? Feronia, Emin, Oleska, Mafya, merhaba. Baştan. İki sigaram kaldı bu gece için Mavişen'le. İki muhabbet kuşum. İki kendim varmış Mavişen'le. Biri benmişim. Biri mutsuz. Ben ölürsem Mavişen'le. Mutsuza kim bakacak? Dünyaya bile bir dünya anne lazım. Biri sen ol Mavişen'le. Biri ben. Dünyanın bütün sabahlarına iki bilet al da. Birlikte gidelim. Bana da kendi serüvenimden bir yer ayırt. Şefkat'e söyle o da gelsin. Özledim onu. O da gelsin. Saçlarıma dokunsun. Bilir misin? Büyüler bile ninniyle büyür. Temiz kokan pazen gecelikler. Şehriye çorbası. Hepsi. Hepsi ninniyle büyür. Bilir misin Mavişen'le? Ben çekildiğim her fotoğrafta. Defolu bir kelebek gibi çıkarım. Mavi kareli gömleğiyle hatırladıkça babamı. Kırpıp kırpıp fotoğrafları. Döküyorum başımdan aşığı. Sanırım ben astrolist oldum Mavişen'le. Şimdi mutluyum. Geçmişini mi yok ettin kızım diye sorarsan, bir babadan kurtuluşumu kutluyorum. Babama söyle, o gelmesin Mavişen'le. Birileri mutsuzsa, mutsuzlara nergis yolla. Bir kırmızı battaniye, onlara bir mutluluk çadırı yolla. Sonra belki ben de gelirim. Kuşlarımı da bırakayım gitsinler. Dışarıda ölürler mi sence? Postacı mektup bile getirmezse onlardan... Ben bir anne gibi ağlarım sonra. Bırakmayayım. Gitmesinler bari Mavişen'le. Ölürler dışarıda. Onlar birer yıldız olursa, bir mavi, bir yeşil. Ben onlara bakarım Mavişen'le. Kalbimi de büyüttüm sonunda. Artık bazen gözlerime tırmanıp bakıyor sokağa. Kirpiklerime tutunuyor. Öyle çok büyüdü yani. Görsen şaşarsın. Kalbim sanırım büyüyünce sokaklarda ağlayan biri olacak. Rezillik yani Mavişen'le. Kalbim komik kaçacak. Kaçmaması için sen en iyisi. Kalbime de benim serüvenimden bir yer ayırt. Mutsuz bir yer olmasın. İki sigaram kaldı bu gece için. 100 yıl yetecek çocukluğum. 2 muhabbet kuşum. Biraz da ateşim var. Dua ediyorum ateşe vazgeçsin diye beni yakmaktan bu gece. Dünyanın bütün sabahları için 2 bilet al Mavişen'le. 2 kendim varmış. Biri benmişim, biri mutsuz. Ben
Ben ölürsem yani Maviş anne, mutsuz için dünyanın bütün sabahlarına bir bilet al. Ben ölürsem mutsuza iyi bak. Bir kar tanesi. Sanırım kalbim sokaklarda ağlayan biri olacak. Atak merhaba. Merve merhaba. Hadi bakalım. Şimdi yeni bir melodiyle tanışacağız. Çok güzel olsun. Ben düzenlerken çok zevk aldım. Kandım. Kaldım. Ve anladım. Önümde 5 öğün yangın. Dünyada çok önemli şeyler oldu. Bu dünyada birini sevdik. Bir tayın bir taya baktığı. Bir tayın bir taya uzun uzun baktığı. Bir tayın bir tayı bıraktığı gibi dünyada çok önemli şeyler oldu. Ben bir ilk. Tam uyumak üzereyken nerelerden? Ben bir ilk. Uyanır uyanmaz nerelerden dönemedim. Sanki dünyaya gelmedim de olmayan bir yerde, olmayan birine bakıp bakıp çıktım ben. Hayatım oturmuş da ben ayakta kalmışım hissi. Uyanınca mektubuna cevap yazdım. Dedim ki, neresinde kaldığını unuttuğun bir kitabı okuma. Anında bir yer var, kullanılmamış bir yalnızlık. Sanki durmadan bir çiçeğin kenarını hatırlatıyor bana. Gözlerini son kez soruyor hazır olup olmadığını. Ölümü hazmedip edemeyeceğimi. Ben onun kadar iyi anlatamıyorum derdimi gözlerimle. Dudaklarımla yanıt veriyorum sorusuna. Kimseyi öpmediğim gibi öpüyorum. Hayatı öpmediğim gibi öpüyorum ölümü. Şunu iyi biliyorum ki, filmler ve kitaplar beni benden gizliyor. Ve umudunu kesmeyenlerin hatrına dönüyor bu dünya. Ben yürüyüp gitmek istiyorum bu kargaşanın içinden. Tüm olup biteni silip gitmek istiyorum. Affedilmeyince öfkelenen her çocuk gibi. Kırılan oyuncağıma gözden uzakta ağlamak istiyorum belki. Her canım yandığında, bilek burktuğum her şey tek tek yükleniyor sırtıma. Evrenin kuralı bu. Tökezlersen, tüm taşlar başlar nasıl çelme takacağının telaşına. Her şeyden soyunup gitmek istiyorum bu oyundan. Gidiyorum diye beni suçlama. Gitmemek için verdiğim çabayı hatırla. Yalvarışlarımı, çırpınışlarımı, haykırışlarımı hatırla. Duymadın beni. İnsan durduk yere iç evini terk eder mi? Adam olamadım bu şehirde. Akşamları yalnızlıktan, sabahları işsizlikten ve senin yüzünden. Bundan böyle sade geçecek hayatım. Eski bir aşkı hatırlayacağım zaman zaman. Her yeni günle değişecek gökyüzü. Bir sıcak rüzgardır, esecek. Orada yok olmak, orada yok sayılmaktan da iyidir. Eminim. Mukana, Atak, Uzay, merhaba. Yeni gelenlerimiz hoş geldin. Merhaba Merve. Hadi bakalım. Nursen Yıldırım okumaya başladığımdan beridir
Beyza Alkoç okumaya başladığımızdan beridir, herhalde ve Melisa Kesmez okumaya başladığımızdan beridir bu melodiyi daha çok duyar olduk. Özellikle bazen böyle isimler söylüyorum ki, yazarlar ve şairler söylüyorum ki, böyle kitapların arasında sanki fark edilmeyi bekleyen cümleler gibi böyle yazarların ve sanatçıların da unutulmamasını istiyorum ben de. Spotify'da en az her bir yazısının 150 bin tıklaması var. Bu yeni, bu da onlardan bir tanesi. Hadi bakalım birlikte duyacağız. Son kez soruyorum. Melodi sesimiz güzel mi? Güzel. Baştan. Bilinmeyen bir zamandan, kimsenin duymadığı bir ses işittim. Bahar geldi diye. Yapraklar hiçbir zaman böylesine sarılmamıştı umutlarına. Peki ya neydi o bulutların üzerindeki gözyaşları? Düşmek istemiyordu toprağa. Kaçıyordu belki de. Toprak yalnızca toprak değilmiş. Sevdiklerinin yorganıymış. Bundanmış kokusunu seviyor oluşumuz. Kalp de kırıyormuş. İyiliğe olan inancımı kaybetmemek için çırpınırken, içimde özenle büyüttüğüm çiçeklerimi koparan herkese kızgınım. Gidecek yerim olmayışından değil, sevgimin gururumdan güçlü oluşunu bir silah gibi kullanan herkese kırgınım. Telefonumu kapattım. Kimse beni aramasın istediğimden değil. Aksine, beni merak etsin birileri. Hayatımda bir kez olsun, birileri benim için endişelensin istedim. Önemsenmek istedim. Ben biten her şeyi ve herkesi olduğu yerde bırakıp arkama bakmadan yoluma devam ettim. Anlamadığın nokta bu. Seni bırakamadım değil, bitiremedim. Son bir kez daha karşında durabilmek isterdim. Sana artık eskisi gibi bakmadığımı, bakamadığımı gösterebilmek için. Tükettiğin şeyi gösterebilmek için. Konu ve şartlar ne olursa olsun, yoluma devam edebilirim. Bu çok güçlü oluşumdan değil. Yoluma olan inancımın çok kuvvetli oluşumdan. Biliyorum, bir şey kesiyor içini. Bir şey yumrukluyor göğsünü durmadan. Biliyorum, ateşe verilmiş bir orman var içinde. Deprem sonrası yıkılmış bir ev. Biliyorum, tüm bunlara rağmen ağlamıyorsun. Hissizliğinden değil. Alıştığından şiddete. Affediyorsun demiyorum. Diyemiyorum. Benim ölseler affetmeyeceğim insanlar var. Bana ölsem affetmeyeceğim şeyler yaptılar. Ama daha az hatırlıyorsun. Biliyorum. Ben şimdi ne yapacağım sorusunun içinde düşürdüğü çaresizliği. Biliyorum. Belki karşılarız umudunu. Kendini yok hisseden kadınlar var. Varlığını, güzelliğini, neşesini kaybettirdiğiniz kadınlar var. Kendini hiç hisseden kadınlar var. Neden bazılarımız asla sevilmeye layık görülmedi mesela? Neden biz yenik başlayan hayata? Neden benim annem ölü? Kendimi çok yüksekten yere düşmüş camdan bir vazoya benzetiyorum. Bileklerimi değilse bile... Umutlarımı kesmişliğim var benim. Kırılmış hissediyorum. Kaçırılmış, kandırılmış, eksilmiş, dağıtılmış ve karıştırılmış. İyiyim.
Hepsine rağmen, yorgunluğuma, çocukluğuma rağmen, size, terk edilmişliğime, bu sabaha rağmen. Bir kar tanesi, biliyorum tüm bunlara rağmen ağlayamıyorsun. Hissizliğinden değil, alıştığından şiddete. Şimdi hadi bakalım. Bazı platformlarda belki de çok duyduğumuz bir melodi, bir şarkı. Biraz versiyonu değiştirdim. Üzerine biraz oynamalar yaptım. Biraz tanıdık gelecek ama bir o kadar da çok yeni. Yeni bir yazıyla daha tanışacağız. Hadi bakalım. Basoreksiya, merhaba. Tuğanacığım, Şükrü, merhaba. Melodi sesimiz güzel mi? Hadi bakalım. Hepimize gelsin. Size bir hayatı nasıl aldığımı anlatacağım. Bunu nasıl yapabildiğimi. Nasıl bu kadar kendimden geçebildiğimi. Her şeyi. Dünya yuvarlak, hayat da öyle. En derini, aynı zamanda da en yükseğidir hayatın. Nereden baktığına bağlı. Nerede doğduğuna. Doğduğun yerden ne kadar uzaklaştığına bağlı. Ama o sabah, daha fazlası da vardı. Hatta o sabah, her şey fazladan da fazlaydı. Uyanışım fazlaydı. Yataktan kalkmışım, yürüyüşüm fazla. Yüzümü yıkayışım ve yine yürüyüşüm fazlaydı. Mutluluğa benzeyen bir şeyle kaplanmıştım. Gördüklerim fazlaydı. Bana hayatımı unuturan bir şey vardı üstümde. Fazladan bir şey. Geçmişi izliyordum. Uykularımı, gecelerimi, hiçbir şey anlamayan ailemi. Alnıma gömülmüş, o çizgiyi izliyordum. Ben ağlamam dedim kendime. Kurutamam gözyaşlarımı çünkü. Başlarsam duramam diye ağlamam. Bütün damarlarım, kemiklerim çıkar göz kapaklarımdan. Geriye bir tek derim kalır. Yalnızlığın labirenti. Benim için şu an yaşadığım evin bir çeşit tanımlaması bu. İçinde doğduğun evi tanımak zorundasın. Patlamanın geçmişi yok ettiğini bilmelisin. Patlama öncesindeki hiçbir davranış ve düşüncenin sonucu yoktur. Kuralların doğum tarihi, zamanın başlangıcıdır. Zamanın başlangıcıysa patlama anıdır. Hala içinde yaşıyor olsan bile, doğduğun evi asla tanımadığını biliyorum. Üzerindeki çelik ve cam tabutların, deniz kıyısında kaldığı bir ev. Sessiz ve kalın duvarlı bir ev. Nefes almadan önce düşünülen bir ev. Her şeyin ve herkesin mükemmel olduğu bir ev. Tanıklık ettiğim dünya şiddet kullanılarak yönetiliyordu. Ancak kimse bunu itiraf etmiyordu. Onun yerine başka bir kelime kullanılıyordu. Para. Çok daha nazik. Çok daha yasal. Çok daha ahlaki.
Çağdaş uygarlıkta şiddetin anlamı paraydı. Buradan çıkmak mümkün mü? Buradan çıkılabilir mi? Çıkılsa bile nereye gidilir? İnsanlara ihtiyacım olduğunu inanmaya başlamıştım. Demek ki insanların sokakta yürürken günde bir kez daha olsa umut kelimesini bir tabelada okumaya ihtiyaçları var. Bugünlük düşünebileceğim başka bir şey var mı diye baktım. Yok. Peki. Zaten hayatta yetmeyecek düşünmeye her şeyi. Biz insanlar sadece iyi bir performans gösterip öyle ölmek istiyoruz. Ya hayatlarının anlamını bulamayanlar? Onlar ne olacak? Onlar göğüslerinde bir et parçasıyla canlı canlı yürüyecekler. Ve çürüyecekler. Buna da yaşamak demeye devam edecekler. Yürüyorum. Yürünmesi gerektiği için değil. Sadece yürüyebildiğim için. Kabul etmem gereken ilk gerçek de. Doğumunda gözlerinin kapalı olduğu. Hayatta karanlıktan geldiğini bilmelisin. Anavatanın karanlık. Karanlığın kuralları yoktur. Karanlığın tarihi yoktur. Ben içinde karanlığın ağır bastığı bir çocuktum. Karanlık basınca kendini tanıyamayan bir çocuk. Adını koyamadığım bir duygu vardı içimde. Parçalama ve parçalanma duygusu. Zaten acıya ve yalana ne kadar dayanabileceğimi hep merak etmişimdir. Hayat eşittir. Zevk eksi acı. Sonuç pozitifse yaşamışsındır hayatı. Negatifse doğduğun gün ölmüşsündür. Şu an sadece kalp atışlarımı dinliyorum. En sevdiğim ve dinlediğim tek grup. Atar damarlarım. Hiç nazlanmadan çalıyor. Kaprissiz. Ben ne zaman istersem. Hadi bakalım. Bu yazının ardından 20 yaşıma mektup çok güzel gider dedim. 19. 20'ye yaklaşan mektuplardan bir tanesi. Ara ara söyleme ihtiyacı hissediyorum. Kolektif. Kolektif ne demek? Bir sürü şairin bir araya toplanarak yazmış olduğu bir kitap demek. Bununla birlikte şairler kendi 20 yaşlarına, okuyucularına, okuyucuların 40 yaşlarına kadar yazıyorlar. Hadi bakalım. 20'ye çok yaklaştık. Yirmi yaşıma mektuplar benim ve bizim her zaman 20 yaşını geçmiş ve 20 yaşına çok yaklaşan birçok kişiye ulaşmasını istediğim mektuplar. İlk tanıştığımda çok heyecan duymuştum. Demiştim ki 20 yaşını kaçıran herkes için hiç gecikmemiş olmasını dilediğim mektuplar. Çok fazla kişiye ulaştı. Bunun için çok mutluyum. Hepimizin 20 yaşına gelsin. Bir not iliştirdim başına. Şöyle diyor. Varlıklı olmak, var olmak değildir derdi babamız. Sevgili 20 yaşım, camdan kalbine hoş geldin. Görüyorum ki kuvvetli olmak için kendini sıkıyor. Nefesini kesik kesik alıp sonra upuzun veriyorsun. Kendi sınırların seni çarmıha geriyor. Körü körüne yaptığın seçimler değiştirilemiyor. Bu saatten sonra geri alınamıyor. Fırsatın vardı, kullanmadın. Hayattan aldığın bütün zevkleri yitirdin. Gitgide cansız bir makineye dönüşüyorsun. Sevmeyi nereden başlayacağını biliyor olsan da
sevemiyorsun. Her şeyi yeniden yapma şansın olsaydı şayet. Ne kadar da farklı yapardın bu kez. Mesela ben 20 yaşında bir kızım olsun isterdim. Şimdi var. 20 yaşında yazar olmak isterdim. Kitaplarım önüme serili. İnsanlara seslenmekten, kavgaya girmekten sakınmazdım kendimi. Yalnız kalmaktan korkardım oysa. Yüksek perdeden konuşmak kaçınılmaz yalnızlıktır. İskele yanaşırken üniversitemi aradı gözlerim. Yerine adına vakıf denen ticari bir okul kuruldu. Acaba sınıflarında, koridorlarında bizim hayaletlerimizle karşılaşır mı şimdinin gençleri? Gürültü yok, bağırış ve korna sesi yok. Hayata yetişmeye çalışan insanlar yok. Kaliteli yaşamak için varlıklı olmak gerekli değil derdi annemiz. Hatırlar mısın? Varlıklı olmak, var olmak değildir derdi babamız. O yüzden kendine sebepler yaratmalısın. Umutlar üretmelisin. Yarın gidecek bir yerin yoksa dünden öteye gidemezsin. Bağımlı insan atlı karıncaya binmiş gibidir. Ne bir varış noktası ne de bir ilerleme vardır hayatında. Herkes ilk başladığı yerde midesi kaldırana kadar döner durur. İnsanın kendiyle mücadelesi bağımlılıklarını yok etmesiyle başlar. Hayatı bir tiyatro sahnesi gibi düşün. Spot ışıkları kullanırsan daha az yeri görürsün. O spot ışığı kullanmak daha kolayına gelir. Tüm sahne aydınlanacağına ve her şeyle ilgileneceğine sadece spotun gösterdiği yere bakmak, karanlıkta kalan her şeyi yok saymaktan daha kolaydır. Tutumlu ol, haddini bil, sınırını bil diyemem. Ama daha iyisine sahip olacaksan idare etme lütfen. Mesafe yine senin en güvenli ve en keskin silahın. Onu sıkı tut. Bir Çin atasözü şöyle der. Küçük şeyler büyük şeylerdir. Karşındaki insanın sana yaptığı herhangi bir saygısızlık sana karşı olmadığı için masum ya da tolere edilebilir bir tavır olarak görülmemeli. Bugün sana değil ama yarın sana karşı da olmayacağının garantisini kimse veremez. Sevgili 20 yaşım, şu anda derslerin yakanı bırakmıyor. Sana kültür, beceri, dayanıklılık, konsantrasyon kazandırıyor. Bu nitelikler işine yarayacak. Ama derslerin sana biçim verdiği kadar senin biçimini bozuyor da. Beynini eleştiren yarısını uyarıyor. Sınıflandıran, sorgulayan, geliştiren yarısını. Buna karşın yaratıcı olan yarısını ise etkilemiyor. Ama hiçbir şeye tutunmazsan o yaşam değil. Mezarsız ölüm olur. Doğduğun bir kucağın, yürüdüğün bir ocağın, öldüğün bir mezarın olsun. Anı yaşat diyemem. Gelecekten kaygı duyacaksın. Gelecek kaygıdır. Geçmiş acı. Acı da, kaygı da düşündürtür insanı. Düşünmek yazdırıyor. Deneyimleyeceksin. Hata yapmamışsan hiçbir şey yapmamışsındır. Çıkış yolu bulamadığın bir anda yararsız saçmalıklarla oyalanacaksın. Zevk ve sefanın pençesine düşeceksin. Savrulma diyemem. Muhakeme etmeyi de unutma sadece. Anlık hoşluklar ve hazlar belki için o an seni yaşamda diri tutacak. İhtiyaç duyuyorsan savrul. Çok da kapılırsan ruh ve beden bütünlüğünü kaybetmek uzun vadede iyi gelmeyecek. Bileceksin. Açtığın yaradan sızan gözyaşları bile durduramayacak seni. Kendini kaybedeceksin. Senin cezan da bu. Asla unutamayacaksın. Değiştirmeye çalış diyemem. Sadece fikirler ve olaylar değişir. İnsanlar değişmez. Çok güvendiğin arkadaşın öyle şeyler vaat edecek ki sevineceksin, böbürleneceksin. Kollanmanın sihrine kapılacaksın. Sanacaksın ki işte sonunda değerini bilen dost yüzü şahane birine rastladın. Sözünü tutmayacak. Kırılacak. Belli etmeyeceksin. Herkese güvenme diyemem. Ama güvenin tam davranacaksın. Saygını kaybettiğinde derin çatlaklarınız oluşmaya başlayacak. Ve yeni repliğiniz sen çok değiştin olacak. Çünkü anlaşılmadığını sandın. Umursanmadığını, hak etmediğini düşündün.
Yaptın bunları. Yapma diyemem. Zorlukları sevde diyemem. Neşeni, heyecanını, coşkunu bedeninle birlikte taşıyacaksın. Öğrenirken ve öğretirken mutlu olacaksın. Ben seni anlamasam da olur. Ben seni tanımasam da olur. Sen kendini tanı yeter. Her ne kadar bunu tam başaramayacak olsan da dene. Sevgili 20 yaşım, yüzüne gözüne bulaştırıyorsun ama olsun. Yine sev. Bir kar tanesi. Hata yapmamışsan hiçbir şey yapmamışsındır. Kutlamaları en sonda okuyacağım. Kocaman sarılıyorum, koskocaman. Loyard Dauphin, Selin bacım, hoş geldik. Şanlı, merhaba. Uğur, merhaba. Hadi bakalım. Yine çok zevkle düzenlediğim yazılardan bir tanesi bu. Okuyucusuna bir mucizeyi anlatıyor sanki. Çok uzun zamandır bildiğimiz, hatta doğduğumuzdandır beri bildiğimiz birçok filmin melodilerini düzenleyen Max Richter'in, o değerli sanatçının melodisinin bir başka versiyonuyla tanışacağız birlikte. Böyle efsaneleşmiş melodilerin mutlaka farklı evrenlerden çeşitleri olur. Hadi bakalım, hepimize gelsin. Çok güzel olsun. Melodi sesimiz güzel mi? Güzel. Mucize bu. Denizin ikiye yarılması değil. Denizin ikiye yarılabileceğini ya da yarılamayacağını düşünebilmenin kendisi mucize. Özürlere, pişmanlıklara, nostaljilere ihtiyacın yok. Sen hiçbir şey dışlamıyor. Hiçbir şey reddetmiyorsun. İlerlemekten vazgeçtin. Ama zaten ilerlemiyordun ki. Yeniden yola çıkmıyorsun. Vardın sen. Daha uzağa gidip de ne yapacağını kestiremiyorsun. Hiçbir sarsıntının, hiçbir seslenmenin, hiçbir yanığı seni uyandıramayacağı kadar derin uyumayı başarsan bile, bu göz hep olacak. Senin gözün. Hiç kapanmayacak. Hiç uyumayacak olan gözün. Kendini görüyorsun. Kendini gören kendini görüyorsun. Sana bakan sana bakıyorsun.
Uyansan bile, görüntün aynı. Değişmez kalacak. Kendini binlerce, milyarlarca göz kapağı eklemeyi başarsan bile, hala arkada seni görmek için bu göz olacak. Uyumuyorsun. Ama uyku artık gelmeyecek. Ölü değilsin. Ve ölüm bile seni kurtaramayacak. İnsan yol boyu hırpalanıyor. Yıpranıyor. Yoruluyor. Yaralar açılıyor görmediğimiz yerlerinde. İçinde. Bir yerde. Bir yerlerde. İyileşmek zaman alıyor. İyileşmiyor. Bir başlangıç noktası yakalamak istiyor insan. Ama bütün noktalar çok uzaklarda. Çok bulanık. Hakikati arıyor herkes. Ama kimse bulmak istemiyor. İnsan haykırmak istiyor. Çözümü bulduğunu, bunalımının kaynağına indiğini haykırmak istiyor. Bu abuk subuk karmaşık laf yığınından sıçrayıp çıkmak. Bu sözcük batığından kaçıp kurtulmak istiyor insan. Ama artık bir sıçrama taşı yok. Tutunacak bir dal yok. Hayal gücünün dibini boylamaktan başka yol yok. Ben de bir zamanlar insanın ötesindekinin hayaline kapıldım. Diğer öte dünyaya inananlar gibi. Yarattığım tanrıysa insanların ürünü ve cinnetiydi. Diğer tüm tanrılar gibi. Toplum dediğin şey sen değil misin? Önünde, zamanlar boyunca, kıpırtısız, bunalımsız, kargaşasız bir yaşam olacak. Ne pürüz, ne bir dengesizlik. Dakikadan dakikaya, saatten saate, günden güne, hiç bitmeyecek olan bir şey başlayacak. Yaşamın. Yaşadığın gerçekliği değiştirmek istiyorsan, beklentilerini değiştirmen gerektiğini bilmelisin. Değişim zor. Ama zorluklar da senin için var. Tırtıl işin kozası ona zorluktur. Dışarı çıkmasını zorlaştırır. Ancak aynı zamanda onu dışarıya karşı koruyan, güçlendiren de kozasıdır. Değişim, ruhunu yenilemeni sağlayacak olan zihninin deri değiştirmesidir. Değişmezsen, yenilenemezsin. Kendinin üzerinde zaferine ve özgürleşmene hizmet edecek canlı anıtlar inşa etmelisin. Ama önce kendi kendini inşa etmelisin. Dik bir beden ve dik bir ruhla. En yüksek dağların kökü yerin en dibinde kalanlardır. Bir kara deliğin uzağından geçersen belki rotan ona doğru sapar. Ama içine düşmeyebilirsin. Ama ona çok yakınsan, sarmal bir rota izleyerek içine düşebilirsin. Böyle iki sonucu birbirinden ayıran kritik mesafe, olay ufkudur. Olay ufkunun içindeki her şey, ışık bile, kara deliğe düşmeye mahkumdur. Bize olan da bu. Herkes herkesle aynı şeyi gördüğünü ve duyduğunu düşünsün diye yapılır bunca şey. Çünkü herkesle aynı şeyi gördüğünü düşünen, kendi körlüğünden kuşku duymak zorunda kalmaz. Ve bu konuda hiç olmadığı kadar çok desteklerler birbirini. Halbuki karşımıza çıkan her türlü olay ve kişiden, kendimize çıkarmamız gereken bir ders, bir öğreti, bir deneyim yok mudur? Unutma, dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı bazı şeyler vardır. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları bazı şeyler asla dokunamazlar. Bir kar tanesi, en yüksek dağların kökü yerin en dibinde kalanlardır. Kutlamaları en sonunda okuyacağım. Şimdi, tabii başta mı söylesem, sonda mı söylesem diye bilemedim. Uzun zamandır aslında biz Uyuyan Adam'ı okuyoruz.
Biraz uyan adamdan bahsedeceğiz. Tabii ben bazı şiir yayınlarını hazırlama sürecinde birçok yeni kelime, yeni dönem sanatçısı, eski dönem sanatçısı, Osmanlıca o tarafımı da tırnak içinde epey geliştirdim. Gazeller, birçok aradaki küçük nüansları not alarak hep birlikte öğreniyoruz. Aslında yaklaşık dördüncüsünü okuduğumuz Uyuyan Adam'ın da artık biraz olsun bahsetmemiz gerektiğini düşündüm. Şimdi biraz ondan bahsedeceğiz. Kendisi, not aldım, hep birlikte öğreneceğiz. Kendisi Georges Perec. Tabii Fransız bir sosyolog olduğu için telaffuzları biraz farklı. Kendisi bir sosyolog ve aynı zamanda da bir edebiyatçı. Uyuyan Adam'ı, yani var olmayışın anatomisini anlatıyor kendisi. Okuyucusuna Uyuyan Adam diye sesleniyor ve sen uyuyorsun ama aslında sen hep uyuyordun, öldün ama zaten hep ölüydün diyerek okuyucusuna sesleniyor. Georges diyeceğim ben kendisine. Georges'in en çok kullanılan sesli harf olan E'yi kullanmadan bir roman yazdı. Bu romanda, tabii bu romandan bahsetmeden önce de daha önceki yıllarda belki duymuşuzdur. Kitapların içerisinde bazı harfleri kullanmadan ya da bazı terimleri kullanmadan teknik anlamda, içerik anlamında, yani her iki anlamda da maddi ve şekli anlamda bir mesaj vermeyi hedefliyor okuyucusuna. Georges de en çok kullanılan E'yi kullanmadan bir roman yazıyor. Romanın ismi La Dispersion, yani kayboluş anlamına geliyor. Kendisi bu romanı yazarken tabii Cemal yardımcı çeviriyor bu romanı. Kendisi de bu romanı çevirirken ikinci mucize olarak çevirerek E'yi aslında hiç kullanmadan Türkçeleştiriyor. Aslında günün sonunda Georges E'yi kullanmayarak bir kitap çıkartıyor, Kayboluş. Ve bu da aynı şekilde Türkçe'ye E'yi kullanmadan çeviriyor Türk sanatçılar. Kendisi bu şekilde de aslında Türk okuyuculara da girmiş bulunuyor. Ama tabii ki kendisinin de bir okuyucusu olarak bu kitabından başlanmasını tercih ederdim. Kendisi tıpkı Nietzsche gibi okuyucusuna sesleniyor tabii. Hadi bakalım. Şimdi bu kadar. Uzun zaman olmuştu. Aradan geçen uzun zamanın ardından değerli sanatçılardan birini duyalım dedim. Her zaman edebiyatçılar değil, aynı zamanda melodi besteleyenler için de. Hadi bakalım, uzun zaman olmuştu. Melodi sesimiz güzel mi? Bir sabah uyandığında göğsünün ortasında kara bir delik, büyük bir yara. Ve aynaya baktığında yüzündeki çizgilerin arkasında kayıp bir çocuk, büyük bir yumru. Hep yalnız uyuyup, yalnız uyanınca, yalnız bitirip, yalnız başlayınca, yalnız boğulup, yalnız kurtulunca, kırılıp onarınca, vurulup kanayınca, arayıp yalnız bulununca içinde, bir ölüm sessizliği yüzünde.
Yalnızlık şimdi bir küçük şehir. Yollarından kar gelir erir. Üşütür bizi. Uykusuz bir gece. Ve saat epey geç. Aklımda bir soru var. Ve elimde bir cevap. Sabah olsa, ben bir kere sızsam ve sonra tekrar uyanıp da konuşsam. Bu dünya çok elips. Adımı bile koymuşlar benden habersiz. Dün gece bir rüya gördüm anne. Ayaklarım yalın ayak. Koştum. Hiç düşmedim anne. Yaralanmadım. Hiç utanmadım bile. Kimse ağlamıyor. Herkes mutluydu. Çarptım. Ama ağlamadım. Ağlamak kayıp bir çocuk bu şehirde. Kaçtım. Ama ağlamadım. Ağlamak düğüm gözlerimde. Saçtım. Ama topladım kalbimi. Kalbim kayıp bu şehirde. Yaktım. Ama ağlamadım. Ağlamak bana yasak içimde. Değerli bir sanatçı. Hadi bakalım. Son iki şiirimiz olacak. Hadi bakalım. Hepimize gelsin. Kutlamaları en sonunda okuyacağım. Fırtına, barınak, gemiler değil mi? Ne güzel alışmıştım. Harflerle ve sayılarla yazılmayanlar vardır. Her denize kıyı olabilir misin? Satranç sevgilim, taşlar, unut kaleleri ve filleri. Köpekli adamlar tutuşmuşlar. Söyle ona, sıraya dizmekten vazgeçsin. Bir büyük oyun yaşamak dediğin, beni ya sevmeli... Ya öldürmeli. Bedeli olmayan seslerin çığlığa dönüştüğü, kurduğu yerlerde sen şarkı söylemek için bekliyorsun. Yanılıyorsun. Sen hayatının en önemli konusunu neyse boş ver diye kapatıyorsun. Dişlerimiz olduğu için ısırıyoruz. Bu yüzden bu kadar vahşiyiz. Gözlerimiz olduğu için hayran kalıyoruz. Bu yüzden bu kadar aşığız. Söylüyoruz. Okusunlar. Sanmasınlar susan bir kuşunuz. Bizden sonra bağıracaklar onlar. Aynı dille konuşuyor. Aynı dili konuşmuyoruz. Ayrılıklar oldu. Acılar oldu. Yitikler oldu bugün. Kışlar doldu. Biz belki çok bilen, çok dalgın, çok konuşkan ama kesinlikle ölen bir kuşunuz. Ağıtla başlarız yaşamaya. Konuşmadan önce sevmeyi biliriz. Ama biliyoruz, her konuşma bir şeyi değiştirir hayatımızda. Düşünmeden, konuşmadan yaşayanlarımız. Düşünmeden, konuşmadan yaşayanlarımızın geleceğini bekliyor. Aykırı bir sese iniliyor kocaman sessizlik. Gelecek bir türlü gelmiyor. Sen bu dediklerimi duyuyorsun. İnsan kendini kendinde unutmuş bir olmuş. Sen bu dediklerimi duyuyorsun. Bilemiyoruz yaşamayı severek ve sevmeden.
ki hem severek hem sevmeden. Bir kar tanesi. Biz belki çok bilen, çok dalgın, çok konuşkan ama kesinlikle ölen bir kuşuz. Hadi bakalım. Bu gecenin son şiiri Mevlana'dan gelecek. Çok sevilen, çok beğenilen bir şiirdi her zaman. Hadi bakalım. Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum. Işığı gördüm, korktum. Ağladım. Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim. Karanlığı gördüm, korktum. Gün geldi, sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi. Ağladım. Doğumun hayatın bitmeye başladığı an olduğunu, aradaki bölümün ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. Zamanı öğrendim. Yarıştım onunla. Zamanla yarışılmayacağını, zamanla barışılacağını zamanla öğrendim. İnsanı öğrendim. Sonra insanın içinde iyiler ve kötüler olduğunu, sonra her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim. Sevmeyi öğrendim. Sonra güvenmeyi. Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim. İnsan tenini öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu, sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim. Evreni öğrendim. Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim. Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim. Ekmeği öğrendim. Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini. Sonra da ekmeği hakça üleşmenin bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim. Okumayı öğrendim. Kendime yazıyı öğrettim sonra. Ve bir süre sonra yazı kendimi öğretti bana. Gitmeyi öğrendim. Sonra dayanamayıp dönmeyi, daha sonra da kendime rağmen gitmeyi, dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta. Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım. Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerektiğine vardım. Düşünmeyi öğrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim. Sonra sağlıklı düşünebilmek için kalıplı yıkarak düşünmek olduğu fikrine vardım. Gerçeği öğrendim bir gün. Ve gerçeğin acı olduğunu. Sonra dozunda acının yemeği olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrendim. Her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının hayatta kalacağını öğrendim. Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Duyuruz ile birlikte gelir. Huzurlu bir gece olsun hepimiz için. Her zaman yaptığımız gibi bir melodiyle gidiyor olacağız. Geceler. Çok seviyorum. Bye bye.